Bloomberg HT ve Business HT'nin webinarına devam ediyoruz. Tüm hızıyla devam ediyor webinar. Şimdi koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızda birçok ezberler bozuldu, birçok şey değişti. Özellikle insanların ürün tercihinden tutun da o ürünlerin tedariğinden tüketimine kadar alışkanlıklarında değişimler yaşanıyor. Yaşanmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi biz de o yüzden bugün herkesi çok yakından ilgilendiren COVID-19 zamanı sağlıklı beslenme başlığını da ele alalım istedik. Bunu almazsak olmazsa olmaz diye düşündük. Tüketicilerin gıda ürünlerine ve tüketimine yönelik olarak artık merak ettiği bazı sorular var. İşte o soruların yanıtlarını da Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sedef Nehir El Hocam'la birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi koronavirüs salgınıyla birlikte insanların bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına tarım ve gıda ürünlerinin niceliği de çok ön plana çıkmaya başladı. Sadece karın doyurmak değil mesele, sağlıklı bir şekilde beslenmek, tüketmek. Bu yönde de trendler yavaş yavaş daha da belirgin hale gelmeye başladı. O yüzden herkesin çok merak ettiği ve çokça tartıştığı bir başlık üzerinden isterseniz başlayalım ve ilerleyelim. COVID-19 günlerinde nasıl beslenmeliyiz? Özel bir beslenme modeli var mı? Herkes bunu merak eder. Evet, öncelikle COVID-19'a karşı bizi, bu riske karşı bizi koruyacak herhangi bir gıda takviye mümkün değil, yok. Çünkü bu konuda çalışmalar henüz yapılmadı ve elimizde bilimsel bir veri de yok. Ancak korona günleri bize sağlığımızı ve beslenmemizin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı ve gündem yaptı. Bizim bağışıklık sistemi vitamin ve mineralleri kısmen daha öne çıkaran bir şey var. Örneğin A vitamini, C vitamini, D vitamini, yine çinko, demir gibi mineraller bu enfeksiyonlara karşı bizim direncimizi arttırıyor. Ancak bu şeylerinde, bu vitamin bir tablet halinde alınması doğru bir şey değil. Bunları gıdaların içerisinde, gıdalarla birlikte almamız en doğru yolu. Çünkü gıdaların içerisinde birden fazla besin öğesini alıyoruz, uygun miktarlarda alıyoruz ve bunlar metabolize olurken de birbirinin emilimini çok olumlu yönde destekliyorlar. Sonuç olarak korona günlerinde özel bir beslenme durumu söz konusu değil. Her zaman olması gereken beslenme modeli optimum beslenme modelidir. Yani bir tek model var, o da ömür boyu bir yaşam biçimi şeklinde uygulayacağımız bir model. Nedir bu derseniz, bu her şeyden önce optimum beslenme modeli günlük almamız gereken protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerin hepsinin günlük gereksinimimizi karşılayacak düzeyde alınması, aynı zamanda tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları riskinin en aza indirecek şekilde planlanması ve her şeyden önce COVID-19'da olduğu gibi bizi enfeksiyonlara karşı, salgınlara karşı her zaman güçlü tutacak bir beslenme modeli. Pazartesi başlayıp salı bitecek bir model değil. Burada bu modeli ilk önce uygularken önemli noktalardan bir tanesi porsiyon ölçüsü. Neyi ne kadar tüketeceğimizi iyi bilmemiz gerçekten önemli. Çünkü çoğu zaman burada yanlışı yapıyoruz. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında referans kaynaklar var ve en pratik yolu da herkesin kendi el ayası ya da parmak ölçüsü kendi porsiyon ölçüsü olarak uygulanabilir. İkinci önemli nokta, öğünlerimizde yer alacak gıdaları seçerken mutlaka 5 farklı gıda grubundan farklı gıdaları seçerek ilerlememiz gerekiyor. 5 gıda grubunu da şöyle sayıyoruz. Birinci grubumuz tam tahıllı gıdalar, ikincisi meyve, üçüncüsü sebze grubu, dördüncüsü kuru baklagil, yumurta, tavuk, hindi, balık, yumurta gibi gıdaların bulunduğu grup. Beşinci grupta, son grupta süt, yoğurt, kefir ve peynirin bulunduğu grup. Şimdi hocam bu saydığınız grupların hepsini ben çok seviyorum. Bir kere yemek ayırt etmediğimiz için aileden gelen bir alışkanlık herhalde. Hepsinin ayrı bir yeri var ama son saydığınız süt ve süt ürünleri benim deyim yerindeyse favori ürünlerim. Çünkü bana göre sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yani ben kendi adıma konuşayım. Tereyağsız
efendime söyleyeyim, peynirsiz bir kahvaltı düşünemiyorum. Ya da işte yoğurtsuz, ayransız, cacıksız bir öğle ya da akşam yemeği düşünemiyorum. Mutlaka bir şekilde ailecek bunları çokça tüketiyoruz. O yüzden algı ve damak tadı olarak bu ürünlerin tüketim alışkanlıklarımıza önemli bir yeri var. Ama bunun bilimsel nedenini de merak ediyorum. Yani ya da önemini de merak ediyorum daha doğrusu. Yani süt ve süt ürünleri sağlıklı beslenme için ne derece önemli, ne ifade eder insanlar için? Çok önemli. Her şeyden önce bizim vücut dokumuz protein yapısında ve hem büyüme gelişme döneminde hem de sağlığın sürdürülmesi için bu dokuyu yenilememiz gerekiyor. Bu da protein içeren gıdalarla mümkün. Sütün özelliği, süt kaliteli bir protein kaynağı. Kaliteli protein kaynağı ne demek? Birebir insan vücudundaki protein dokusuna dönüşebilen kaynak demek. Yani her gıda protein içerebilir ama kaliteli bir protein içermeyebilir. Sütün özelliği bu. Ve düşünün, bir bardak süt içtiğiniz zaman günlük protein ihtiyacınızın %15'inden fazlasını karşılıyorsunuz. Bu durumda en ucuz kaliteli protein kaynağı olduğunu söylememiz mümkün. Ayrıca yüksek bir kalsiyum içeriği var. Bu kalsiyum çok iyi emilir durumda. Aynı zamanda sütte olan D vitaminin de iyi emilmesini sağlayan yine diğer besin öğeleriyle gerçekten mucizevi bir biyolojik sıvı diyebiliriz süte. Ve sütün tüketilmesi gereken bir miktarı da var. Bunu günde 1,5-2 bardak süt ya da 3 dilim peynir şeklinde yapmamız mümkün. Ve sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de, sağlığın sürdürülmesi için de önemli bir gıda grubu olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii süt ve süt ürünleri olunca şunu atlamamamız gerekiyor. Güvenli süt ve güvenli gıda aslında sadece süte de ait bir tanım değil. Bu çok önemli bir konu. Güvenli yani insan tüketimine uygun, insan sağlığını tehlikeye düşürmeyecek gıda demek. Ama bu pazartesi yedim, işte salı gününe kadar hasta olmadım ya da ben hiç yiyorum, hiçbir şey olmuyorum şeklinde yorumlanacak bir durum değil güvenli gıda. Güvenli gıda endüstriyel üretiminde ilk adımıdır ve bilimsel ve teknik konuların bir sistem içerisinde o üretim zincirinde başından sonuna kadar kontrol edildiği, herhangi bir hata olduğu zaman düzeltildiği bir yönetim sistemidir. Çünkü son yıllarda güvenli gıda, güvenli üretimle ilgili gerçekten çok büyük gelişmeler kaydedildi. Bu nedenle güvenli gıda özellikle süt konusunda önemli. Bakterilerin ve virüslerin de en sevdiği gıdaların başında süt ve süt ürünleri geliyor. Şimdi tabii bu noktadan şöyle bir şeye geçmemiz gerekiyor. Gıda üreten fabrikalar dört duvardan ibaret yerler değil. Bütün bu kontrol zincirlerini özel sertifikasyon programlarıyla yöneten yerler. Bu bütün bu yönetimle ürettiğiniz gıdayı doğal olarak tüketiciye ulaştırmanız için hiçbir özelliğinin bozulmaması, kontrol ettiğiniz her noktanın sağlanması için özel bir ambalajla tüketiciye iletmeniz gerekiyor. Bu nedenle de süt, güvenli süt, ıssal işlemlere tabi tutulmuş, hastalık yapan bakterilerinden arındırılmış ve buna uygun bir ambalajla tüketiciye ulaştırılmış süt demektir. Ancak son yıllarda ambalajlı gıdalara karşı, artık süt de demeyeyim, ciddi bir tepki var. Yani ambalajlı gıdalar, işlenmiş gıdalar kötüdür, içerisinde ne olduğunu belli değildir şeklinde bir yaklaşım. Ancak bu yanlış bir yaklaşımdır. Ambalajlı gıda aslında o gıdanın bir anlamda kimliğini taşır ve bahsettiğim güvenli üretimi koşullarının sabitlenerek tüketiciye ulaştırılması sağlanır. Ve kimin nerede neyi ürettiği, bu üretimden kimin sorumlu olduğu, besin değerleri gibi pek çok bilgiyi de ambalaj üzerinde gıdaların ne derecede işlenmiş olması. Gıdaları işlerken 3 kategoriye ayırıyoruz. Minimum işlenmiş gıdalar, işlenmiş gıdalar ve ultra işlenmiş gıdalar. Tüketicinin dikkat etmesi gereken ultra işlenmiş gıdalardır ki bunlar birden fazla gıda işleme tekniği uygulanır, 5'ten fazla bileşen vardır, katkı maddeleri vardır. Oysa pastörizasyon, sterilizasyon gibi özellikle işte süte, yoğurda uygulanan yöntemler minimal işlenmiş gıdalardır.
ve bu gıdaların hani ambalajlı olması, açıkta satılan tanımsız, kimliksiz sütten çok daha güvenli bir yoludur. Hocam zaten burada biraz galiba tüketicilerin de kafası karışıyor. Gerçi son yıllarda işte Tarım Bakanlığı da taklit ve tahşişli ürünlerle ilgili listeler yayınlanıyor. Baktığımız zaman içinde süt ve süt ürünleri de var, zeytinyağı da var, bal da var, farklı ürünler var. Ve kayıt dışı sorunu da aslında sektörün belki önemli noktalarından, sorunlarından bir tanesi. Şimdi süt ve süt ürünlerine baktığımız zaman tüketiciler artık farklı kanallar üzerine ulaşabiliyor. Yani market raflarına ulaşabildiği gibi üreticiler de çiğ sütü şu anda birinci elden tüketiciye ulaştırabiliyor. Hatta işte Tarım Bakanlığı da geçtiğimiz yıllarda çiğ sütle ilgili bir tebliğ yayınladı. Ari süt işletmelerinden onay alınarak, onaylı olarak bu satışın yapılabileceği yönde. Ama tüketicinin de kafası karışık. Yani bir tarafta işte evde yapılan ürünler var son dönemde trend olarak. Nereden alayım, nasıl alayım? Nedir buradaki kafa karışıklığını siz nasıl yorumluyorsunuz? Öyle sorayım. Şimdi çiğ sütünde uyması gereken kurallar ve koşullar var. Bu uygulaması olması gereken, taşıması gereken kurallar ve koşullar çerçevesinde tüketiciye ulaştığı o kısa zaman diliminde satışa sunulma imkanı tanıdı bakanlık. Ancak sokak sütü dediğimiz açık süt için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Bu hiçbir kontrol, hiçbir denetim yani çünkü çiğ sütte de tebliğde ya da kurallarına göre ciddi kontrol noktalarından geçiyor. Oysa sokak sütünde herhangi bir kontrol noktaları yok. Siz evinize aldıktan sonra bu sütü işte yoğurda işleyecekseniz örneğin işte kaynadıktan sonra 30 dakika gibi bir yani 30 yarım saat kaynatın gibi bir tanım vardır. O süre içerisinde siz hastalık yapan ya da başka zararlı mikroorganizmaları öldürüp öldürmediğinizi test edemezsiniz, kontrol edemezsiniz, bilemezsiniz. Ve bunu eğer bir yoğurda işleyecekseniz bu bakterileri yoğurda da taşırsınız. Artı bu konuda süt güvenli bir süt olmadığı için ürettiğiniz yoğurdunuz da güvenli olmaz doğal olarak. Antibiyotik tarafında da hatta zaman zaman sıkıntılar da çıkabiliyor. Çünkü onlar da çok önemli noktalar. Birebir üreticiden tüketiciye gelen ürünlerde. Hocam son 2-3 dakikaya girmişiz. Aslında bununla bağlantılı olarak şunu da ben merak ediyorum. Son yıllarda yıldızı parlayan bir diğer ürün grubu da sanırım probiyotik özelliğine sahip gıdalar. İşte COVID-19 sürecinde ve sonrasında da özellikle probiyotik gıdalara dikkat çekildi. İşte kefir, turşu tüketimi çok önerildi. Buradaki sizin değerlendirmenizi ben yine merak ediyorum. Şimdi probiyotik bakterilerin kalın bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri, kanıtlanmış etkileri var. Ancak bizim kefir ya da turşu probiyotik bir gıda değil. Çünkü probiyotik gıda olabilmesi için tanımında bir gramında, bu gıdanın bir gramında 1 milyondan fazla faydalı bakterinin orada olması gerekiyor. Şimdi düşünün biz yoğurdu evde hazırlarken bir evvelki yoğurttan mayalıyoruz. Yorgun ve sayısını hiç bilmediğimiz, yararlı bakterilerin sayısını bilmediğimiz bir yoğurttan mayalıyoruz. Aynı zamanda ortamı mutfağımızdan, elimizden taşıdığımız başka zararlı bakterileri de işin içine katıyoruz. Onlar yoğurdun veya kefirin sağlıklı etkileri onları oluşturan bakterilerden kaynaklanıyor. Katılabilir, pıhtı oluştururlar, yoğurt oluşturmazlar. Doğal olarak bir de bu ortamlarda yararlı bakterilere karşı bir de zararlı bakterileri ortama koymuş oluyorsunuz ve böyle bir şey de yaratıyorsunuz, özelliğini de bozuyorsunuz. Onun için probiyotik olması için gerçekten son derece kontrollü koşullarda, az önce verdiğim sayılarda bakteri içerecek şekilde üretilmiş ve ambalajlanmış ve tüketiciye sunulmuş olması gerekiyor. Evet. Biz evimizde böyle bir üretim yapmamız mümkün değil. Bu yaptığımız üretimle de probiyotik gıdanın bizim kalın bağırsağımızda yararlı etkiler göstermesini beklemek gerçekten bilimsel bir yaklaşım asla olmaz. Hocam çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sedef Nehir El ile birlikte COVID-19 süreci ve sonrasına dair beslenmedeki merak edilen aslında başlıkların bir kısmını değerlendirmeye çalıştık.